Facebook ve Twitter internet kullanıcılarının en çok tercih ettiği iki sosyal paylaşım sitesi. Özellikle gençlerin sıklıkla kullandığı bu iki sosyal medya ağı, insanların birbirlerinin yaşamlarını takip etmelerine olanak sağlıyor. Fakat uzmanlar uyarıyor, özellikle de gençleri. Çünkü Göteborg Üniversitesi'nden bir grubun 1000 kişi üzerinde sosyal paylaşım siteleri konusunda yaptığı ankete göre, başkalarının hayatlarını Facebook üzerinden takip eden internet kullanıcıları, bunları kendi hayatlarıyla kıyasladıktan sonra bunalıma giriyor. İnsanların kendi ölçülerinde sosyal paylaşım sitelerine sınır koyamadığını, ancak sosyal paylaşım sitelerinin insanların sınırlarını zorladığına dikkati çeken araştırmacılar, toplumsal ve bireysel açılardan genel kabul ve ret alanları birbirine karışmıştır. Bozulan sosyal yapıyla ilgili sınırsızlıkları sosyal paylaşım siteleri teşvik etmektedir açıklamasında bulunuyor. Göteborg Üniversitesi'nde yapılan ankete göre, başkalarının hayatlarını Facebook üzerinden takip eden internet kullanıcıları, bunları kendi hayatlarıyla kıyasladıktan sonra bunalıma giriyor. Araştırmayı yapan gruptan bir uzman, bu durumu sahte bir hayata benzeterek, Facebook'ta insanlar hayatlarının en güzel anlarını ve en güzel resimlerini paylaşır. Bu paylaşımlar diğer insanların yanılmasına sebep olur. Çünkü paylaşımı yapan insanın gerçek hayatını veya mutsuz anlarını Facebook'ta göremezsin. Başkalarının sanal hayatını kıskanmak, sosyal paylaşım siteleriyle beraber insanları etkileyen problemler arasına girdi, diyor. Aynı uzman, ergenlik öncesi ve ergenlikte sosyal ağların ve teknolojinin sürekli ve uzun saatler kullanılması kaygıya, depresyona ve daha başka psikopatolojilere neden olabildiği düşünülüyor, diye de ekliyor. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada ise Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin gençleri kimlik krizine soktuğu belirlendi. Sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçirmenin dikkat eksikliğine ve sözsüz iletişime neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, yapılan açıklamanın sonucunu şu sözlerle açıkladı. Günümüzün en temel sosyal sorunlarının başında gelen sosyal paylaşım sitelerinin özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerini belirlemek amacıyla oldukça yoğun çalışmalar yapılıyor. Şüphesiz gençlerin toplumsal varlığımızın devamı ve milli, manevi, sosyal ve kültürel değer ve normlarımızı edinip benimsemeleri ve insanlık adına yeni medeniyet değerlerini üretebilecek düzeyde katkı sağlamaları bekleniyor. Toplumsal birlik ve beraberlik adına bunun gerçekleşmesi oldukça önemlidir.